Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi tarafından Hemşirelik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tayfur Atasökmen Tıp Fakültesi bahçesinde organize edilen etkinlikte mesleğinde 15. yılını dolduranlara plaket ve karanfil verildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya ayrıca Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda insan sağlığı söz konusu olduğunda bu amaç için verilen bütün hizmetler kutsaldır. Çünkü insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey yoktur. Bu uğurda gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, görevlerinde üstün başarılar, sağlık ve esenlikler dilerim ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Gençlik Kolları Engelliler Haftası dolayısıyla Bir Elde Sen Uzat projesi kapsamında Antakya'da 2, Belen'de 1 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Arsuz Belediyesi, Hatay Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından il genelindeki evlendirme memurlarına yönelik düzenlenen hizmetici eğitim seminerlerine ev sahipliği yaptı. Seminerde memurlara evlendirme yönetmeliği, Türk Medeni Kanunu, aile cüzdanının doldurulması, yeni kanunlar, devir teslim mükellefiyeti gibi birçok konuda bilgiler verildi. Defne Kent Konseyi Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaparak yürütme kurulu üyelerini seçti. Böylelikle Hatay'da kurulan ilk çocuk meclisi Defne ilçesinin oldu.